Herkese merhaba gençler ve daima genç kalacak olanlar Ezgi İrem kanalı Aralog'un finaline hoş geldiniz. İnanmıyorum, gerçekten yüzdük yüzdük sonuna geldik. Değişik bir his, anlatamıyorum. Luku canım. Güzel bebek. Güzel bebek. Aslında amacım bu Aralog'a böyle aşırı enerjik başlamaktı. İşte son olduğu için. Ama ben sabah kalkar kalkmaz yorum okuma gafletinde bulundum. Yapmayacağım abi, bir daha yorum falan okumayacağım. Ama böyle de kurunun yanında yaşlar da yanıyor. İyi yorumlar da yanıyor. Dün gece mutfağımı toplamamışım. Yani bir parça toplamışım sadece. Çoğunu toplamamışım. Ve bu beni üzer. Şu ıslak mendillere bakar mısınız? Çok şekerler. Bugün zaten temizlik var. Abla birazdan gelir. Ben ne yapacağım bugün? Ben galiba pek bir şey yapmayacağım açıkçası. Ulaş'a yemek yapacağım, ona söz verdi. Şöyle bir markadan bir şeyler geldi. Benim iki duyduğum bir marka. Acaba ben mi şeyim? Cahil. Bayağı isimli kart da var içinde. Çok tatlı. Ne gelmiş? Purifying tonic. Termal jel nemlendirici. Temizleyici ve bu kadar. Bunun kapağı bir şeyin. Bunun. Heh. Annemden bir kargo geldi. Dedi ki dün işte konuştuk uzun uzun. Sana bir kargo gönderdim. Amcanın hediyesi var dedi. Yılbaşı hediyesi. Özgün'ün yılbaşı hediyesi var ve bizim yılbaşı hediyemiz var dedi. Şimdi bunu açacağız. Bunu paketleme kralı babam paketlediyse kat kat açarız bu arada. Dobby has come to save Harry Potter and his friends. Bu ne ki, duş matı mı? Şey mi? Kapı önü paspası mı? Ne ki acaba bu? Dobby Harry Potter ve arkadaşlarını kurtarmaya geldi. Bunu anneme bir sorayım. Ona göre buna bir yer bulalım. Belki mutfağa koyarım. Mutfaktaki paspasım çünkü çok kir topluyor. Devamında neler var? İki parça falan daha bir şey olması lazım. Gerçekten paketleme üstadı Murat Katık'tan. Aha, bunlar ne? Evet ama ne yani hani? Nescafe karıştırmak için falan olabilir ama mi? Ama plastik. Evet. Anneme sorarım bunlar ne diye. Hayır, arkalarında da şöyle beyaz bir şey var. Şu, hani sanki şöyle... Bir yere birleştirecek gibi değil mi? Evet ama ya çok birleştirecek, sebebi, birleştirecek bir yeri de yok. Başka bir aparatı var mı? Yok. Hani bu kadar çok olmasının bir anlamı olması lazım. Aslında bir de Sephora kargom var. Onu da açarız birazdan. O dün geldi. Ben sabırlı bir vatandaş olarak açmak için vlogu bekledim. Çünkü kargo açılımı seviyorsunuz. Ama önce bir annemi arayacağım ve o çıkan hediyenin ne olduğunu soracağım. Çünkü asla anlamadım. Ay Özgü'yü arama, Ezgi. Anneni ara. Nasıl bağlanmıyor? Arabadan gibi geliyor sesim. Ne olsun işte, yeni uyandım. Abla geldi. Selam. Hiç oh değil. Selamı var Demet ablanın. Söylerim. Ay ne diyecektim, beynim durdu. Dün gece 4'te yattığım için hiç oh değil yani. Daha olsa daha uyurdum. Şimdi kargomuz geldi. Açtım. Ha şimdi hangisi? Bak. Evet, aynen onu diyecektim. O ne? Yıldızlı olan. Nasıl? Şaka yapıyorsun. Ama niye 10 tane var? Peki nereden koyuluyor? Nasıl yani? Tamam, sapları çıkık geldi zaten. O küçücük yerden mi koyacağım? Şu nohut yemeği yapmıştım geçen gün. Dün de yemek yaptım. Çeşidim var yani bugün. Seçebilirim. Bunu da bir kez almıştım yakınlarda ya. Gerek yok artık değil mi yılbaşı hediyesine? Küçük bir şey alabilirsin. Çok küçük ama. Çoraplar falan. Çok küçücük, şu kadar bir ağaç gibi bir şey olmuş. Çünkü evde yer yok onlara. Kupa mupa da olabilir. Kullanılır. Bu yer yok. Ev küçük. Gelininden bahsediyorsun değil mi? 2+1 değil mi devleri ya? 2+1 ama mutfak salon 1 küçük. Hani mutfağı da zaten kendine göre çeyizini almış. Şimdi o ekstra olacak. Battaniye ama mantıklı. Battaniye çok kullanılan bir şey abi de. Aynen. Ersin'in ev kısmına bak. Çok şey var.
Çok çeşit var, çok güzel şeyler varmış. Giyim bakmış. O Agora'daki mağazayı biliyorsun değil mi? Böyle geriye doğru gidiyorsun, kasa var. Evet. O kasanın önü full ev reyonu. Ben mağazaya ya eskiden sen de online alışverişçi oldun. Aynen öyle. Ya ben de açıkçası gidiyor, senelerdir gitmiyorum. Çünkü atıyorum orada ev reyonundan aldığın şeyleri de taşıma bir zahmet. Kargolasınlar aynen gelsin. Kızım ne yapıyorsun? Aa yapma. Yapma kızım. Yemek yemek son. Mı gitti acaba? Yeme gevrek falan, senin gevrek neyine? Ne yapacaksın gevreği? Birazcık da seni internet alemine ifşa edelim o zaman. Ümmü Gül. Nil Anka. Ya da gerçek adını mı söylemeliyim? Ümmü Gülsüm. Tezgah temizlendi ya. Tabii, tabii. Vallahi yemeğimi yedim. Çayımı da içtim. Şu Sephora kargosunu açamamıştık. Bir de onu açalım bence. Bu kargoyu özel olarak vlog'a sakladım. Çünkü yani... Benim standart kameraya konuşmalı hayatımda biraz böyle deli gibi. Ne yapacaksın? Kargo açacağım şimdi kameraya, benimkilere. Sephora online'dan uzun süredir alışveriş de yapmamıştım. Yani ilk kez bir siparişim iptal olmadı diyelim. Bu arada mağazaya da gittim. Alacağım şeyler mağazada yoktu onun için. Bana demiyorsun sen. Yok abla, sana demiyorum. Ben sana diyeceğim zaman sana seslenirim. Tamam. Açalım. Evet. %20 indirimden aldım. Onun için mantıklı bir alışveriş olduğunu düşünüyorum. Sephora'nın The Skin Ever Concealer'ının yapısı çok güzeldi. Bir de glow olanını aldım denemek için. Umarım rengi tutar. Aynı şekilde Make Up Forever'ın kapatıcısını aldım. Kapatıcı benim en çok kullandığım şey falan olabilir. Fondöten rengime göre Make Up Forever'da bu renk öneriliyordu. Bana bir tık açık geldi ama göreceğiz. Ben güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü HD Skin'in fondöteni efsane. Benefit'in Cookie Highlighter'ını aldım. Biliyorsunuz bir önceki highlighter faciasından sonra gidip yine Rare Beauty almak istemedim. Çünkü zaten hani hala kullanılabiliyor durumda. O highlighter'ın şeklinden dolayı da çok çabuk kırılıyor onlar. Mesela bunu yere düşürseniz belki hemen parçalanmaz ama o garanti parçalanıyor yani böyle dom şeklinde olduğu için. Bu da çok güzel bir aydınlatıcı. Hafif böyle şampanya tonlarında ve yaldır yaldır bir ürün. Burada bile efsane parlıyor. Çok şu an mutluyum bunu aldığı için. Sonra gelelim. Tarte Shape Tape'imin büyük boyunu aldım rengimi. Çünkü diğer bendeki olan renk bayağı açık geliyor. Yani kış rengim için belki bununla karıştırarak kullanabilirim. Kendi rengim bu. Bunu aldım. Onun dışında Sephora'nın yeni çıkardığı bu Soft Matte Easy dudak ürünlerinden aldım. Bu tarz mat, köpük yapılı dudak ürünlerini zaten inanılmaz seviyorum. Ama dudak ürünlerini bu ara çok abarttım, çok aldım. Artık birazcık durmalıyım. Asıl bu alışverişi tetikleyen şey Huda Beauty 2.7N renkli concealer'ımın bitmiş olmasıydı. Bunu aldım. Bu kapatıcı inanılmaz güzel bir kapatıcı. Faux Filter Luminous Matte kapatıcısı. 2.7'yi kullanıyorum. Çok iyi kapatıcı bence. Onun dışında Huda Beauty'den pudramı stokladım. Çünkü bu da en sevdiğim pudra. Bu da alışverişin şekeri, Huda'nın yeni paleti. Uzun zamandır bir palete bu kadar iyi para vermemiştim açıkçası. Hem çok az far kullandığımdan hem de çok fazla paletim olduğundan ama bunun renkleri olağanüstü. Yani renklerini çok beğendim. Hiç bu tonlarda bir paletim yoktu. Çok güzel. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Birazcık da böyle şey hediyesi olsun diye. Kendime yılbaşı hediyesi olsun diye. Böyle soğuk şey tonlu. Yumuşacık. Bu ne? Bu nasıl bir far? Şunun üsttekini görüyor musunuz? Çok güzel. Bence bir de demedi demeyin. Bence eskisi gibi işte şimdi Clean Girl bitti. Bence 2023'te bırakacağız Clean Girl'ü biraz. Ve Clean Girl işte bu temiz makyaj, az göz makyajı ile hani o güzel cilt görüntüsüyle daha çılgın göz makyajlarını birleştireceğimiz bir seneye gidiyoruz bence. Artık trendler o yöne doğru kayacak gibi hissediyorum. Tekrar far paleti kullanmaya başlayacağız. Onun için yani demedi demeyin. Bence trendler oraya doğru gidecek makyaj konusunda. Bu da benim Sephora alışverişim. Bol bol concealer almışım.
Ama şu far efsane ötesi duruyor. Dağıttım ve yani böyle lilamsı bir renk bu arada. 10 numara 5 yıldız. Bir Sephora alışverişi yapmışım. Bu arada bugün hani temizlik olduğu için çok da fazla burayla şey yapamadım, vlog da çekemedim. Akşam Ulaş gelecek. Ulaş'a yemek pişireceğim gene. Benim standart aktivite biliyorsunuz. En son biz pazar günü görüştük herhalde Ulaş'la. Aynen 4 gün oldu. Gelecek bugün. Balık pişireceğim. Somon balığım vardı güzel, böyle büyükçe bir fileto. Onu fırında pişireceğim, yanında patates ve salata yapacağım. Menü planım bu şekilde. Bu arada şeyde şunun ne olduğunu buldum arkadaşlar. Bu tuzlukmuş. Dolduruyorsunuz altından. Doldurması aşırı zor. Ama yemeğinize tuz atarken böyle pıt 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 yapıyorsunuz ve tuz akıyor. Çok çılgın bir şey. Ve 10 tane falan var elimde. Biraz fazla. Ama olsun. Yani böyle düşünsenize, içinde tuz var ve böyle peri tozu atar gibi pıt 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 böyle yapıyorsunuz. Harika. 10 numara 5 yıldız. Benim yılbaşı hediyeleri yani. Uzun zamandır burada ben de doğru düzgün yılbaşı hediyesi verilmemişti bana açıkçası. Yani Ulaş veriyordu sadece. İşte geçen sene işte Ulaş'ın annesi falan da bana işte atkı vermişti herhalde, aynen. Bir de işte Ulaş'ın teyzesi bana bir kase vermişti. Onları kullanıyorum. Ama şey yani annemler falan bana pek hediye almazlardı. Bu sene ne değişti bilmiyorum ama herhalde Özgü ile amcam bana bir şeyler alınca annemler de almak istemiş. Benim güzel çocuğum. Nerelerdesin? Annem! Temizlik oluyor. Sen sevmiyor musun temizliği? Benim deniliyor dilimden. Vileda'yı çok sever. Açtı bir bak. Merak da ediyor. Gitmiyor. Gitmiyor ama değil mi yani? Merak da ediyor yani. Şeyi de var. Neler oluyor burada diye. Allah. Bir gene bir şeyler düştü. Bana sataşacak yani herhalde. Vallahi abla garanti edemiyorum biliyor musun? Bakın. Düştü ve kırılmadı yani. O küçük bir şeytan. Bu kutuyu ne yapalım? Hangi kutu abla? Kutu hangisi? Ben. Şu. Ha, onu alayım ben. Küçük oraya koyayım. Yok, ver bana şu köşeye. Çok seviyor kutu, onu biriktiriyorum. Arada gönderiyorum kargoyla falan. Çok hoşuna gidiyor. Ben ona şey de gönderirim. Ajanda da gönderirim. Bir de ajandalar geldi bana işte 2024. Akademik falan. O okuyor bu sene işte, üniversite sınavına hazırlanıyor. Ajanda falan çok mutlu olur göndersem. Ben de seviyorum. Bir tanesini kendime ayıracağım. Diğerlerini dağıtacağım. Aynen dağıt. Kalırsa bana da ver. Sen kullanır mısın ki ajanda? Ben yemek tarifleri yazıyorum. He, yemek tarifi. Ablaya bir tane ajanda vereyim o zaman değil mi? Şimdi bu kadar kuru sıkı laf olmaz. Şöyle. Götüreyim dur. Geçen gün başladığım çizim kursuna devam edeyim dedim. O günden sonra pek açıkçası vaktim olmadı ama şimdi hazır ev temizleniyorken aslında Tarık'a bir vakit. Şu aşamadayız. Yes. Inside the Elements brush set, there's something called water. And I am going to choose a straight up white for this, I think. Opacity is very high. My brush is set pretty high as well. What about the contrast layer blend mode? And you will learn about the lightened blend mode and the darkened blend mode. Now let's take a look at that before and after. By turn. Evet, temizliğimiz bitti. Evim mis gibi oldu. Mutlu ediyor beni gerçekten. Abla da defterini çok beğendi. Çok teşekkür etti. Tatlı oldu bence. Ona da bir şeyler vermiş oldum. Hani yılbaşı şeyi. Ben hediye vermeyi çok seven birisi olarak. Şimdi hazır evim tertemizken ben de tertemiz olup bir duş almayı düşünüyorum. Ama önce saçıma önden bakım yapacağım. Ya tabii ki. Tabii ki. Bu anı asla kaçırmayacaktım. Yes. Bugünkü bakımım Olaplex bakım olacak. Şu No0'la No3'ü birlikte kullanmayı deneyeceğim bir bakım olacak. Bir de gene sizinle dertleşebilirim. Çünkü açıkçası bugün de benim moralim bozuk. Ne yalan söyleyeyim. Bu vlog son vlog olacak diye biraz daha böyle hani neşeli falan yaparım diye düşünmüştüm. Birlikte hediye paketleriz. Daha onu da yapacağız bu arada. Muhtemelen onu da bugün yapacağım. Olaplex saçların şeyini onaran bir ürün bu arada. Bağlarını onaran bir ürün. Onun için özellikle boyadan, kimyasal işlemden ve ısıl işlemden zarar görmüş saçlar için ikonik bir olay. Zaten biliyorsunuzdur niye anlatıyorsam. Bilmeyenler için bir daha anlatmış bulundum. Şimdi bu muhabbet
kuru saça uygulanıyor. Kökten uca kadar. Tamam, aynen. 10 dakika kullanıyoruz. Sonra durulamadan No 3'ü uyguluyoruz. Onu da 20 dakika bekliyoruz. Şurasını nasıl çıkartacağız? Ha şöyle, ama ben tırnaklarımdan dolayı tutamıyorum. Birkaç tane açıkçası bir önceki videoda birkaç yoruma takıldım. Ben hassas bir insanım. Aslında bu işi yaparken de aslında bu benim az hassas olan halim. Ama ben de insanım yani. Hayatımı çok monoton bulan mı dersiniz? İşte devrilip dizi izlemekten başka hiçbir şey yapmadığımı söyleyenler mi dersiniz? Beni gerçekten iki günümü toplam bir saat içerisinde görüyorsunuz. Sadece yemek düşünüyorsun, yemek planlıyorsun, yemek konuşuyorsun, yemek yiyorsun ya da söyleyip yiyorsun. Sonra da yatıp dizi seyrediyorsun deniyor. Keşke hayatım böyle olsa öncelikle. Bu kadar olsa ama değil. Yani arka planda sizin görmediğiniz bir sürü şey oluyor. İşte gene konu benim arkadaşımın olmamasına, sosyal olmamama, Instagram'da gösterdiğim kıyafetlerin hiçbirini dışarıda giymememe falan geliyor. Her vlogda hayatımın her noktasını görmüyorsunuz. Çok da fazla insanların hayatı hakkında bu şekilde fikir beyan etmemek gerek bence. Manasız arkadaşlar, hani bütün gün devrilip dizi izleyerek hayat geçmez. Ben de çalışıyorum sadece. Siz bu çalışmanın çok ufak bir kısmını görüyorsunuz. Evden çalışıyor olmam çalışmadığım anlamına gelmiyor. Bir takipçi mesela şey yazmış. Hani bak, bunu kötü yorum olarak söylemiyorum. Yazmış ki hani ben seni yürüyüş yaparken de görmek isterim. İşe giderken de görmek isterim. Tamam, sen görmek istersin ama ben bir yerde işe girersem ve haftanın 5-6 günü işe gitmeye başlarsam sen beni göremezsin çünkü ben video çekip yükleyemem. Çünkü video çekip yüklemek inanılmaz uzun vakitler alan bir şey. Yani hayatımın her noktasının eleştiriye açık olması falan. Zaten influencerlık ayak altındaki bir meslek. Ben gidip bir toka alacağım. Zaten sürdüğümüz hayatlar dolayısıyla, yani nispeten işe gitmeden hayatımızı idame ettirebilmemiz eleştirilen şeylerdi. Hani sonrasında işte bu Eylül Öztürk, Dilan Polat falan, daha büyük bir nefret körüklenmeye başladı zaten influencerlığa karşı. Ben açıkçası işimi layığıyla yaptığımı düşünüyorum ve bunun için de aslında çalıştığım markaların çeşitlendiğini düşünüyorum. Hayatımın boş olduğunun düşünülmesi falan beni üzmüyor. Eskiden bir tık daha fazla hobim vardı. Bir tık daha fazla arkadaşım vardı. Ama bu insanların hayatımdan çıkmış olması ya da aslında daha fazla arkadaşım yoktu. Sadece üniversitedeki arkadaşlarımla daha çok görüşüyordum ama koptuk yani. Bu konuda da yapılabilecek bir şey yok. Çünkü çalışıyor insanlar ve hani farklı şehirlerde yaşıyorlar. Evlendiler. Farklı hayatlara artık hani insanlar geçiş yapıyor ve kopmak, ayrılmak çok normal. Şimdi bu hayatımın yetişkin dönemindeki arkadaşlarımın çoğu da kamerada olmayı sevmiyor. Bu noktada evet, ben bu hayat size göre olmayabilir, yalnız görünebilirim. Ne kadar hareket ettiğim sizi tatmin etmeyebilir. Etmesin çünkü benim hayatım. Bir önceki videoda akşam 6'dan sonra eve gelmiyorum demem de aşırı eleştirildi ve tuhaf bulundu. Arabamı güvenli bir yere koymak istemek bence kötü bir şey değil. Eğer 6'dan sonra döneceksen mesela arabayla çıkmıyorum hani, yoksa hani asla yapmıyorum falan değil. Sadece ulaşım metodunu değiştiriyorum. Taksiyle gidiyorum, metroyla gidiyorum. Farklı bir şekilde gidiyorum yani. Hani daha atla deve bir şey değil bence. Arabamı yeni aldım. Paşa paşa kredisini ödüyorum. Tabii ki bu yani biraz şey olacağım bu konuda. Hassas olacağım yani. İşte iki adım bile atmak istemediğin için park yerini bahane ediyorsun diyenler. Sakatlığını her şeye bahane ediyorsun diyenler. Size böyle gelmesi durumun böyle olduğunu göstermez. Kafamda kurduğum her şeyi, her mantığı size zaten açıklayamam ve anlatamam. Çünkü aynı insan değiliz. Aynı insan değiliz, aynı koşullarda değiliz, aynı hayatta değiliz. Yani anlatabiliyor muyum? Onun için %100 benle empati kurmanız da çok zor. Bazı şeyleri anlamamanız da çok çok normal. Ama çok çok sert dillerde hani mesajlar geliyor. Bazı şeylerin ben de farkındayım. Psikolojik yardım almam sadece şımarıklık değil. Gerçekten sorunlar yaşıyorum. Hani bunlar kolay şeyler değil. Ayrıca gayet aktif bir hayatım varken üst üste 2 hatta 3 farklı sakatlık geçirmem de. Çünkü birincisi çapraz bağlarım değildi benim. Dizim ilk önce yan bağları zedelendi. Yan bağları zedeliyken spora devam ettiğim için ön çapraz bağlarımda sıkıntı oluştu. Dans etmeye devam ettiğim için daha doğrusu. Ondan sonra da ayak bileğimde sıkıntı oluştu zaten. Ayak bileğimdeki sıkıntının da ben dizimle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bacak
genel olarak bir güçsüzlük olduğu için denge kurmakta diğer kaslar zorlanıyor. Hani için nemli olması gerekiyordu diyor, ıslak değil. Şu an neredeyse her yeri nemli sayılabilir yani bu tarafın. Daha bir de bu taraf var. Bu arada yılbaşından sonra fizik tedaviye başlayacağım. Ya aralık esnasında açıkçası yapmak istemedim fizik tedavi muhabbetini. Çünkü her videoda fizik tedavi görecektiniz. Ondan sonra diyecektiniz ki biz sıkıldık. Hani hep aynı şeyleri yapıyorsun, gösteriyorsun. Onun için ocaktan sonra bıraktım. Bir de aralık ayı harbiden aralıkla birlikte yoğun oluyor. Videoları yetiştirmek için oradan oraya koşuşturuyorum. Çünkü hem edit hem post için aynı gün bazen sıkıntılar yaratabiliyor. Mesela bir önceki videoda telif problemi yaşadım. Ve hani çözemedim. İşte onun için fizik tedaviye ocakta başlayacağım, ayak bileğim için. Hatta dizim için de isteyeceğim galiba fizik tedavi. Çünkü yani beni birazcık da olsa rahatlatsa ameliyat olabilene kadar. Dizim ameliyatlık çünkü yani. Hani ya bana başka bir çözüm önerilmedi. Eninde sonunda bu ameliyatı olmam gerekeceği yönünde. 3 doktor gezdim, aynen 3 doktor bunu söyledi. 3 farklı doktor da aynı şeyi söyleyince ben de açıkçası yani dedim ki evet, zaten ön çapraz bağın hani yırtılma durumu, başka tedavisi yok genel olarak. Ve hani eski hayatıma dönmek istiyorum. Tekrar spor yapmak, dansa gitmek istiyorum. Ve çünkü hayatımın en eğlendiğim dönemiydi uzun zaman sonra. Dans etmek bana çok çok iyi gelmişti onun için. Genel olarak o döneme geri dönmek isterim. Bayağı bir çok kullandım ama benim de bayağı bir çok saçım var ve çok hasarlı. Onun için tam kullanmak istedim. Şişenin dörtte birini yaklaşık öldürdüm. Tarayalım eşit. Hani her yere dağılsın. Kendimden de işte böyle olunca gerçekten nefret ediyorum. Hani ben acaba neden böyle gev gev yorum yazan insanlara böyle cevap veriyorum falan diye. Ama şöyle düşünün. Gerçekten hayatımda bu durumu anlayabilen çok fazla insan yok. Ve hani anneme anlatıyorum. Annem de yoruldu artık kadıncağız. Gerçekten hani şey modunda. Ezgi tamam artık modunda. Hani bunu demiyor ama ben hissediyorum. Onun için bir noktada paylaşmam gerekiyor. Muhtemelen artık günlük tutmaya başlayacağım. Çünkü şey hani ağlayarak günlüğüme yazabilirim bazı şeyleri. Herkes yani sürekli başkaları ağlayarak günlüğüne yazacak diye bir kaydı. Ben de bazı şeyleri ağlayarak günlüğüme yazabilirim. Rahatsız olduğum ama asla değiştiremeyeceğim bir sürü şey var mesela yani. Özetle demek istediğim şu ki, İnsanları gördüğünüz bir saatle yargılıyorsunuz, yani beni. Belki hayatınızdaki başka insanları da bu şekilde yargılıyorsunuz. Ama yargılamayın, yani insanların hayatında ne yaşadığını bilmiyorsunuz. Onun için durum ne olursa olsun 2024 benim senem olacak. Adımı da basarım. Kariyer anlamında, sağlık anlamında benim senem olacak. Ha beklediğiniz transformasyon yaşanır yaşanmaz onu bilemem. Hem mental sağlık anlamında hem fizyolojik sağlık anlamında bu benim senem olacak ya, ben hissediyorum. Olmazsa da seneye bunu başıma kakacağınıza eminim. Seneye siz bunu benim başıma kakarsınız. 2025 benim senem olur ondan sonra da. Herhalde olmuştur 10 dakika. Çok emin olmamakla beraber gidiyorum ve öbür kısmını süreceğim bakımı şimdi. 2024 hedefleri videosu çekmedim. Haydi o zaman birazcık hedeflerimizden bahsedelim. 2024 hedefleri olarak bir kere bir yurt dışı. Değil mi? Biz bir kere bir yurt dışına tekrar gitmek istiyorum. Amerika bana çok çok iyi geldi. Yani çok güzeldi. Ne kadar tanıyorsunuz bilmiyorum ama ne kadar hiç kızı ne kadar vloglara koydum atıyorum. Doğa diye bir arkadaşım var benim. O Kore'ye taşınacak Şubat'ta. Onun yanına belki yazın giderim. Sakatlıklarım konusunda ilerleme kaydetmek istiyorum. Çok yoruyor beni artık sakat olmak açıkçası. Yani her adımımı atarken korkuyorum. Çünkü mesela ayak çatlağı konusunda bana söylenen şey şuydu. İşte sürekli çatlayacak ayağın, yalama olacak. İşte yani her adımına dikkat edeceksin. Beni çok korkuttular. Gerçekler böyle olsa bile çok aşırı korktum yani. Böyle bir hayat yaşamak istemiyorum. Onun için işte fizik tedavi randevumu aldım. 2 Ocak'ta mı? 3 Ocak'ta. Aynen 3 Ocak'ta başlayacağım. Kilo verme hedefi koymayacağım. Onun nasıl gittiğini göreceğiz ama sağlığımı kontrol altına alma senesi olacak benim için. Ama kilo vermek istiyorum. Yani eskiden bunu söylemeye aşırı çekinirdim. Çünkü ben tavsiye almaktan, özellikle bu konuda tavsiye almaktan nefret ediyorum. Bunu da saklamıyorum zaten. Hani bana bu konuda tavsiye vereni engellerim, yorumunu silerim. Çünkü 75 kere söyledim artık, bilin yani. Milleti azarlıyorum bir de. Gerçekten milleti azarlıyorum. Bir arkadaşın sevmiyorum dese yapmazsın. Bir söylersin.
O da der ki yok kanki ben hani sevmiyorum yapma. Sen de yapmazsın. Onun dışında 2024 hedeflerinde YouTube'da 1 milyon var. Çok istiyorum. YouTube 1 milyon olursa aşırı iyi olur. Takipçi hedefi koymak çok yanlış. Ama hani artık bu benim için bir kariyer sonuçta ve hani insanların ilk sorduğu şey etkileşimin nasıl değil, kaç takipçim var diye soruyorlar. Benim şu anki takipçi sayıma göre etkileşimlerim çok yüksek. Çok mutluyum bu konuda. Sizinle kurduğum iletişim çünkü hani buna izin veriyor. Birazcık bir para biriktirsem çok güzel olacak ama yurt dışı dedim şimdi ne para biriktirmesi. Gerçekten Amerika benim bayağı para birikimlerimi zorladı. Evet o kadar para biriktirmiştim bu arada. Yani çok harcıyor gibi görünebilirim ama çok güzel para biriktiririm. Dün pişirdiğim yemek. Dün tabii vlog günü değildi. Ne pişirdiğimi bilmiyorsunuz efendim. Pişirdiğimi bilmeye hazır mısınız efendim? Bir adet pilav. Bamya. Bol domatesli yapmışım nasıl da lezzetli olmuş. Şöyle yarısını aldım. Bir öğünlük daha kaldı. Ben de saçım beklerken bu da aradan çıkmış olsun. Nasılsın annem? Nasılsın annem? Burnunu yerim senin. Aşkım, uykun yok mu senin? Bugün çok az uyudun. Bu pijamayı da yeni giydim. Her yerim gene şey olmuş, pamucak ve tüy. Pamucak da niye oluyor? Şu pembe sabahlığı aşırı seviyorum. Ama deli gibi işte şey bırakıyor üstünde. Ve deli gibi de yıkadım makinede. Daha yüksek derecede, en son 100 derecede yıkayacağım puf diye sönüşüyor olacak böyle. Sönümlenecek makinenin içinde. Ben şimdi bunu yiyip bir şeyler seyredeyim değil mi? Evet, evet Ezgi öyle yap. Canlarım, duşa girmeden önce dedim ki somonumun sosunu hazırlayıp marinasyona koyayım daha lezzetli olur diye düşündüm. Burada salçık, burada bir iki eksik var onları aldım. Sarpişir aldım bir. Onunla bayağı güzel oluyor balık falan. Nohutu aldım. İşte biraz yeşillik, patates ve limon var burada. İhtiyacım olacak birkaç şey. Şu an aklımdaki kombinasyonu sizlere söyleyeyim. Bu arada bu kesme tahtamın baskısı çıktı. Onun için böyle görünüyor. Baskı da arkada olduğu için hani üst yüzeyini etkilemiyor. Çok da onun için dert etmedim ben açıkçası. Limon. Bunda şey var böyle. Bal, limon, soya, sarımsak. Böyle bir marine var aklımda. Yemek yapmaktan çok keyif alıyorum arkadaşlar bu arada. Herhalde bilgisayar mühendisliği okumasaydım gastronomi okumak isterdim. Tek sorun tırnaklarım. Somon fileton bayağı bir büyük. Onun için güzelce bolca yapacağım sosunu. Çok göz kararı yapmak istemedim. Bu 60 mililitre çok aslında ama 60 mililitre değil de bunun yarısı kadar bir zeytinyağı yapalım. Birazcık tuzu azaltılmış soya sosu ekliyorum. Son olarak da sarımsak ve bal ekleyeceğim. Tuzumu, karabiberimi de getirdim. Soya sosum, yani soya sosu tuzlu olur ama ben gene azıcık bir tuz ekledim buna. Balı ne kadar eklerim? Bir düşünelim. Herhalde balı da bir o kadar. Daha az. Üçte biri kadar falan ekleyeceğim şu şekilde. İçinde yağ koyduğum kapla bu arada çok daha rahat böyle bal ölçüp dökebilirsiniz. Çünkü içinde yağ kaldığı için yapışmıyor. Güzel bir trik. Ben de yeni öğrendim. Birazcık karabiberini. Benim hayatımın kolaylayış şekli gerçekten. Bence bu tarz marineler tavuğa da yakışıyor. Somona da çok yakışıyor. Ben sarımsağı çok seviyorum. Siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yaparsanız eğer. Biraz küçülteceğim ama çok da böyle püre gibi yapmaya gerek görmüyorum şu anda. Sarpişirle pişireceğim için bu arada yani üstü kapalı pişireceğim. Bunlar da yanmayacak onun için. Tat kontrolü de yapıyorum. Tuzumuz. Şu an böyle ekşi, tuzlu, tatlı dengesi gayet güzel bence. Ben bunu böylece tek parça olarak pişirmeyi düşünüyorum. Onun için şöyle güzelce yatırdım. Aslında bunu fırına girecek şekilde hazırlayalım.
Çok daha mantıklı olur bak şimdi. Bu sert pişir. Bu süper pişir. Alüminyum folyo pişirme konusunda çok iyi bir şey. Yani pişirme konusunda gerçekten her şeyin çok güzel pişmesini sağlıyor ama gıdayla teması da şey değil ya, çok sağlıklı değil ya. Sar pişir diye bir şey yapmışlar. Dışı alüminyum folyo, içi normal yağlı kağıt. Burada reklam falan değil yani. Tam bir reklam şeyi yaptım. Neymiş? Koroplast bak. Kanki. Ulaş. Ulaş konuşalım bu işbirliğini. Şöyle de döktüm. Bu kız duş almaya kaçar. Niye konuşamadım? Bu kız duş almaya kaçar. Haydi görüşürüz az sonra, ben bir yıkanayım geleyim. Şu an gerçekten o kadar rahatladım ki anlatamam. Böyle vücuduma peeling yaptım, nemlendirdim. O kadar böyle mutluyum ki yani. Oh, tam bir öz bakım gerçekten. Şimdi ise bu kız saçlarını yapacak. Şeyi izlemeye başladım, Good Doctor'ı izlemeye başladım ama o kadar çok kesetini gördüm ki TikTok'ta. Herhalde bir sürü spoiler yemişim. Arka aynayı ayarlıyorum da kafamı. Kafamın arkasını göstersin diye. Hah, fena değil. Baby go back in a bed. Baby go back in a bed. Yeah yeah. Feel like a kid when I'm with you. There's nothing better than that. Baby go back in a bed. Yeah. Thinking and thinking. Gene jilet gibi oldu saçlarım. Yani Dyson'ım aldığım günden beri parasını muhtemelen çıkarmıştır. Ekim 2021'de aldım çünkü çok net hatırlıyorum. Jilo, jilet. Ama şey olacak değil mi? Yarın gene kalktığımda ediş bücüş olacak. Ay bir şey diyorum valla, kuaför fönü gibi oldu. Acaba Olaplex'ten dolayı mı oldu? Ya saçımda şöyle ki ekstra bir böyle yumuşaklık vesaire hissetmiyorum ama şeyde belli olur. Yıkadıktan sonra benim saçım zaten çok yumuşak oluyor, çok güzel oluyor. Şeyden sonra belli olur işte, birkaç gün geçtikten sonra böyle kart kart olup sertleşmeye başlıyor saçım. O günlerde bir çıt daha belli olur herhalde. Kapan ayol. Kapan ayol. Ulaş yola çıkmış. Onun için biz de hazırlanmaya başlayalım bence. Minnak patateslerimi de doğrayıp hazırladıktan sonra, salatayı da yaptıktan sonra bitiyor zaten. Bunlar kabuklu piştiği için çok rahat oluyor. Bir de lezzetliler de. Patatesler de bunlar. Şu kaseleri iyi ki almışım. Hiç nereden aldığımı falan hatırlamıyorum. Muhtemelen A101 falan olabilir bu arada. Öğrenciyken almıştım çünkü. Bunları böyle yarım yarım mı yapsam, daha mı küçültsem acaba? Karabiber. Zeytinyağı şöyle. Ben bir de patatese kekik ve kırmızı toz biber aşırı yakıştırıyorum. Onlardan da koyacağım. Kırmızı toz biberi ben neredeyse her şeye koyuyorum. Çünkü böyle hafif kırmızı bir renk verdiği için her şey otomatikman daha lezzetli görünüyor. Ulaş gelmek üzeredir muhtemelen. Ama ne kadar aç bilmiyorum. Ben çok aç değilim. Sıkıntı orada. Ama hazır edeyim. Doğrama tahtamı şöyle bir tur yıkadım. Yeşilliklerimi alıyorum. Salataya havuç da yakışacak bence. Havuç da rendeleyeceğim. Yeşilliklerim artık ufak ufak gitmeye başlamış. Ama bir zahmet yani. Ben bunları ne 2 hafta önce mi aldım? Kuru kalan yapraklara hiçbir şey olmamış ama bazıları hafif nemli kalmış sanki. Böyle canım şey de istedi buna. Mor lahana olsa keşke. Biraz bol havuçlu oldu. Ben havuç ama salatada çok seviyorum ya. Güzel oluyor. Bir de bir tane kapya koyacağım. Böyle bir renkli renkli olsun diye. Belki bir tanenin tamamını bile koymam. Mümkün olduğunca ince bir jülyen yapmaya çalışacağım bunu. O kadar uğraştım ki Ulaş için. Ay şekerim ne yapayım, seviyorum. Uğraşmayı da seviyorum. Sevdiğim insanlar için uğraşırım. Çok ince de olmadı ama elimden gelen budur, tamam mı?
Salataya bir de sos hazırlayayım. Hemencecik. Biraz zeytinyağı. Oh ne güzel supsulu bir limon. Böyle bir damla hardal koymak istedim ama bunu kim kapattı diyecektim. Böyle lezzeti kalsın diye. Bir de çok az tuz ekledim mi bu da tamamdır. Bu şekilde homojen bir salata sosum var. Görünmüyor. Yani şöyle işte. Sevgilim bana kokini almış. Teşekkür ederim aşkım. Rica ederim, ne demek. Kokuyor bunlar. Bunlar normalde kokması gerekiyor mu? Üstüne bir şey sıktı. Ha şey sıkmıştır, koku sıkmıştır. Ay burnuma soktum. Garip bir koku ama değil mi? Yok güzel kokuyor, çiçek kokuyor. Günün nasıl geçti aşkım? Güzel de sevgilim. Bu kadar mı? Okey, patatesleri koydum. Az sonra balığı da koyacağım. Şimdi yapay kokinamı realiyle değiştirme vakti. Ay. Ne oldu? Baktım öyle yapay kokina deyince. Ha bak bu yapaydı. Ha. Buna su koyuluyor mu acaba? Hiç biliyor musun? Hiç bilmiyorum aşkım ya. Ama ben anneme sorarım istiyorsan. Bunu kesmem lazım. Bir baktım. Bizim salonda var. Dedim anne bunu nereden aldın? Dedi şuradan şuradan aldım. Şurada 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 var. Var istersen. Yalnız dikenliymiş bayağı batıyor. Ha. Evet. Ne yapıyorsun anne? Şey diyecektim anne bu kokinaya su konuluyor mu konulmuyor mu ya? Ha konulmuyor tamam. Tamam. Dibine diyor bir kullanmadığı bir anahtar bıraksın diyor. Ah. Niçin? Sonra diyor onu yılbaşından bir sonraki gün toprağa gömsün diyor. Hani istersen başka bir toprağa veya evindeki saksıdaki toprağa. Hı-hı. Öyle olunca evime yazdığım oluyormuş. Ama anahtarım yok ki hiç öyle kullanmadığım. Aha, annem de şey diyor. Şey para gömelim mi? Arkadan babam da inanma inanma diye bağırıyor. Para koyalım mı? Paramız olsun. Para koyabilirsin. Ne yani, geleneği ise yapalım bence tatlı yani. Oo, çok şaşalı oldu. Aa çok güzel durdu. Güzel durdu değil mi? Ortasına şeyi mi koydun? Ha, fake olanın da ortasına koydum. Bana da saçımı bağlayacağım. Bu nereden geldi bu kokina şeyi? Ama bir şey değil mi ben de bilmiyorum. Yalan yok ben de pek bilmiyorum. Ama şeyleri çok sert yaprakları, sivri uçları. Evet biz bugün Yüzüklerin Efendisi izleyeceğiz. Umarım güzel olmuştur ya. İlk kez fırında pişirdim onun için. Evet. Ben de şöyle bir soframızı çekeyim. Başladı evet. Bundan sonra teknolojik alet yok. Pür dikkat izleyeceğime söz verdim çünkü. Bak bu yüzükleri nasıl yapılır olmasın. Great miners and craftsmen of the mountain halls marched against the armies of Mordor and on the Bence de yine Valla bu arada Yüzüklerin Efendisi güzel gidiyor. Beğendim. Aşkım bir de bir masada bir tane tabak falan getirir misin? Besin var mı ya? Bir bes alayım ben buraya seni. Elim yine balık kokmuş ha. Limonla al canım eline. Ya da bulaşık deterjanıyla yıka. Beraber izlemek senin de hoşuna gitti diyor. Evet ben Yüzüklerin Efendisi çok seviyorum biliyorum. Bu kadar sevdiğini bilmiyordum. Ayıp bana. Eskiden seviyordum. Hı hı. Hani normal seviyordum ama normal bir düzeyde seviyordum. Sonra mı arttı? Sonra tekrar şeye gittim ya. Tekrar vizyona girdi. Hı. IMAX'te izledim ya. Daha da böyle bir tekrar aşık oldum. Bana da öyle tekrar aşık oldum ama. Ben de ona aşığım aşkım. Bitirdik mi aşkım? Hı? Bitirdik mi? Şunları koyunca bitecek. Tamam, orada yapacağım bir şey var mı? Yok hayatım.
Bir daha ayrı bulaştırma bence. Bu ne? Evet, bu kızın günü biter ve bu kız yatmaya gider. Yarın sabah görüşürüz. Gino, bugün erkenciyim. İnanmıyorum. Dün akşam erken yatınca tabii bugün saat 9'u çeyrek geçiyor şu an uyandım. Saçlarımın hali çok korkunç. Ama tarayınca muhtemelen bir parça düzelecek. Resmen yeni doğuyor güneş. Yani yeni değil de. Evet, yani şöyle güzel bir ışık var. Canım kokinalarımla. Vallahi baya yataktan çıkar çıkmaz vlogu açtım. Bugün Ikea'ya gideceğim sonunda. Şu Alex'lerden bir tane alacağım. Çıkmadan önce en önemli şey evin ufak bir ölçüsünü almak. Hani tam olarak nereye sığdırabilirim, nereye koyabilirim? Ona bir bakmam lazım. Tam cilt bakımıma başlayacaktım. Canım çılgınlarca soğuk kahve istiyor bugün. Aralık'ın son gününe yakışır bir soğuk kahve yapacağım onun için. Espresso ile yapmayacağım galiba çünkü gerçekten espresso o kadar bayatladı ki artık kalanını atmam lazım. Gerçi şurada bir ufak paket espresson var. Bu da geçen seneden. Ama en azından açılmamış diyelim ve kendim bu şekilde rahatlatayım. Bayat espresso. Bayılırım. Kokusu güzel ama. Kahve makinesi değiştirmeyi düşünüyorum. Bu aralar birazcık onu araştırıyorum. Kahve makinesi değiştirmeyi düşünüyorum. Bir de kendime güzel bir süpürge almayı düşünüyorum. Dyson annemlerde var. Dyson'dan bunlar memnun değillermiş. Öyle duydum ben. Niye öyle dediysem, yani konuştum bizimkilerle. Dedim hani Dyson mu alsam acaba falan diye. Evin süpürge başkanı babam olduğu için dedi ki bence Dyson alma dedi. Biz Dyson'ı kullanıyoruz ama dedi. İşte parçaları bozulmaya başladı falan dedi. Onun yerine Philips ve Bosch'un cihazları varmış. Onlara bak dedi. Bir de onları araştır dedi. Philips'in Aqua Trio diye bir cihazı var. Hem ıslak hem kuru siliyor aynı anda süpürüyor ediyor falan. Benim için çok pratik olur diye düşündüm o makine. Onu araştırıyordum son bir kaç gündür. Almayı düşünüyorum kendime öyle güzel bir süpürge. Ya şimdi ev haftada bir temizlendiği için ben kendim normalde pek süpürmüyordum ama mutfak çok kirleniyor. Gerçekten çok kirleniyor ve abla Phantom'un süpürgesini çok seviyor. Dedim abla hani böyle süpürge alsam kullanır mısın? Kullanmam dedi. Ya ben Phantom'u kullanmaya devam ederim dedi. Ben de peki dedim. Yani bu süpürgeyi tamamen kendime alacağım. Yani ne bileyim işte eve biri geleceği zaman falan daha rahat süpürebilirim. Çünkü robot süpürge her şeyi almıyor artık. Robot süpürgem eskimeye başladı. Yalnız kahveyi çok güzel templedim. Çok hoşuma gitti. Şu tempin düzgünlüğüne bakar mısınız? Çok hoşuma gitti. Kahve makinesi de Sage'in kahve makineleri çok hoşuma gidiyor şu aralar. Ama bir şey istemiyorum böyle tam otomatik. Hani böyle dokunmatik ekrandan işte latte cappuccino diye seçilen makineler var ya. Neyse onlardan istemiyorum. Hani şu kahveyi bastırma şeyi falan benim çok hoşuma gidiyor. Onun için Sage'in Barista Express makineleri var. Onlara bakıyordum. Çok şıklar, çok güzeller ama çok da fiyatlılar. Bu makinemi de seviyorum ama espresso basıncı yeteri kadar yüksek değilmiş gibi. Bu arada dün akşamki balık çok güzeldi. Yedik hepsini. Ulaş da beğendi. Bir fırt çekeyim ondan sonra ikinci şatı atayım. Ekşi gibi biraz ama iş görür. Kötü değil. Okey. Şimdi cilt bakımı yapmaya gidiyorum. Dün akşam yapamadım. Kötü hissediyorum çünkü düzenli gidiyordum. Her ne kadar her yerim sivilce bassa da düzenli gitmek hissiyatı güzeldi. Erken kalkmak şu an beni aşırı mutlu etti bu arada. Yani bu kadar mutlu edebileceğini düşünmemiştim. Gece telefonuma şarj aletine yamuk koyduğum için şu an şarjım %5. İkonik ne diyeyim ki? Çok hem de aşırı ikonik. Şunu da şöyle toplayacağım. İz yapma, tamam mı? Tamam mı? 2 dakika dayan. Bir ısıyla cildinizi bu nemlendirici maskenin faydalarına hazırlayın. Bu sivilceler belki de şeyden de olabilir. Serumizer'dan. MAC'in o makyaj öncesi kullandığım ürünleri var ya. Onlar da aklıma geldi.
Onları da bir bırakayım. Çünkü bayağı çoğaldılar. Yeto ya. Yeto kardeşim ya. Gerçek. Peki nasıl bu kadar dalgalanabildi bu saç? Bunun üstünden geçmem gerekecek düzleştiriciyle ya da şeyle. Korkunç olmuş çünkü. Ya toplayarak yatsam da toka izi çıkıyor. Ben anlamıyorum ki. En iz yapmayan dedikleri tokalar bile deli gibi toka izi bırakıyor kafamda. Ondan sonra saçımı toplamıyorum. O zaman da böyle oluyor. En son saten bone işine gireceğim. Kötü yani çünkü şu an saçım. Ve dün emek verdim, uğraştım yani. Soğuk kahve içmeli bayağı olmuştu bu arada. Çok özlemişim. Benim çocuğuma bakın. Çocuk. Çocuk. Ne haber? Niye bana küsmüş gibi bakıyorsun? Hayır. Küsmedin sen bana. Küsmedin. Sadece orası sıcak diye oradasın. Oh, yerleş. Uyuyor benimki. Kafamın şekline bak. Bak bu ne havada. Bu ne? Çok kötü. Sivilce update'i şu an çok iyi işte. Bak 1, 2 bunlar yeni. Bu vardı. Şu minikler yeni. Bu da yeni. Başka bir sıkıntı var. Ve genel olarak cildimde başka minik minik kızarıklıklar da var. Daha tam sivilceye evrilmemiş. Hazırlanıyorlar böyle. Bunlar da çok ufak zaten. Muhtemelen söner onlar. Luku. Yiyeceğim, çok tatlısın. Şu saçımın burası çok ikonik duruyor ya. Of, gerçekten. Bugün dışarıda çıkacağım. Uzun zamandır gitmek istediğim bir sandviççi vardı. Strada diye. Oraya hiç gidemedim henüz. Onun için dedim ki acaba kahvemi içtikten sonra hazırlanıp çıkıp oraya mı gitsem? Tamamen spontane. Çünkü daha spontane yaşamaya çalışıyorum. Şey yapmamaya çalışıyorum. Konfor alanımdan çıkmadan, yani herkes ister canım konfor alanından çıkmamak ama benim konfor alanı gittikçe daralıyor. Öyle bir sıkıntı var. Konfor alanı gittikçe daralıyor. Gidesim geldi. Böyle tatlı tatlı giyinip Bostanlı'ya inmedim. Sonra akşam da Ikea'ya gidebilirim. Yapabilirim. Benim saçlar. Ama şu an hala saçlarım dün akşamki yumuşaklığında. Onu da notunu bıraktım Olaplex'le alakalı. Çünkü çok fazla insan diyor ki Olaplex hiçbir işe yaramıyor falan. Bunların bazıları normal saçına kullanıyor çünkü. Normal ise saçlarınız, hani boya yoksa saçınız da zaten işe yaramaz da. Boyalı saçı olanlar da aynısını söylüyor. Hani K18 daha iyi falan diyorlar. K18'de Türkiye'de yok. Ben Amerika'ya gittiğimde bulmuştum. Ve almadım salak gibi. Keşke alsaydım. 3 saniye. Bu sahne şeyde de vardı bu arada. Şimdi Good Doctor'ı seyrediyorum. Türkiye'de bunu Mucize Doktor diye yaptılar ya. Sahnenin aynısı Mucize Doktor'da da vardı. Şey, tepki kolikte doktorların tepkisi şeyi vardı ya. Oh! Orada bir tane doktor var sürekli. Oh! Ciğer ızgara falan diyordu adam böyle. Abi çok komikti o sahne şimdi o. Evet, bu kız hazırlanmaya gider. Nasıl bir makyaj yapsam hiç bilmiyorum bugün. Bugünkü vibe'ım ne? Bugün MAC'in ürününü kullanmayacağım. Serumizer'ını falan. Dümdüz sadece güneş kremi kullanacağım. Makyaj altı ve yine aldığım ürünlerden deneriz. Evet, evet, evet. Kapatıcı da deneyelim bence bir tane. Yeni aldıklarımdan birini deneyelim. Yani ya Sephora'yı ya Makeup Forever deneyelim. Hadi Sephora olsun çünkü Sephora daha uygun fiyatlar. En azından yine nispeten alınabilecek fiyatlı. Eğer beğenirsem toplayayım. Nasılsa üstünden geçmek zorundayım çünkü. Yalnız saçım yumuşacık. O çok ilginç bir detay. Hani bayağı yumuşak saçım şu anda. Hadi başlayalım. Önce sünger ıslatıp geliyorum. Önce güneş kremi. Bu güneş kremi çok güzel. Ve nemlendiriyor. Onun için hani makyaj altında da nemlendireceğe ihtiyaç duymadan beni kurtarabilir. Kaşlarımı keşke önce de sabitleseydim. Şu an sabitlenmez kaşlarım. Aslında sabitlerim bir şekilde ya. Kaş çevresini şöyle temizlersek. Insta'da çoğu insan bu ürünü kullandığıma inanmıyor. Neden bilmiyorum. Yani Insta'da böyle inanılmaz fazla şeyim var. İnanmayan takipçim var. Hiçbir şeye inanmayan böyle. Kıyafetin bedenine inanmıyor. Kullandığım ürünün o ürün olduğuna inanmıyor. Bu Sephora'nın Baskin Avenue Glow versiyonu. Renk fena değil.
bence. Sorry. Bir tık açık gibi hatta. Bir parça açık gibi. Bir parça. Duruşu çok çok güzel. Ben duruşunu çok beğendim ama bir parça kapatıcılığını az buldum. Ya şu an şey gibi kapattım. Maybelline'in kullandığım skin tinti kadar kapattı. Ki bu kapatıcı o cilt renkli ürün sadece yani hani renklendirici diyeyim tint olduğu için. Ortalama diyeceğim ya. Orta kapatıcılık bile değil bence bir kapatıcı için. Hafif kapatıcılıklı bir ürün. Ama cildim çok sağlıklı ve güzel görünüyor. O da ayrı bir point. Olmadı bu arada. Tatsız oldu birazcık. Yapacak bir şey yok şu noktada pudralım çünkü artık orayı. Gözaltlarım çok tuhaf durdu. Mutlu değilim şu an. Okay, bir parça düzelttim. Bir tık böyle gene pütürlü duruyor ama yani o konuda çok fazla yapabileceğim bir şey yok şu anda. Silip baştan yapabilirdim ama olabildiğince nazikçe sabitleyeceğim göz altlarımı yoksa. Bayağı bir düzeldi. Sephora'nın kapatıcısı sınıfta kaldı. Yani bir şey diyemeyeceğim. Hiçbir şey kapatmadı çünkü. Highlighter bence çok güzel duruyor. Flormar'dan şöyle bir göz kalemi almıştım. Bu ruju kullanacağım bugün. Sanki makyajımla güzel gider gibi hissettim. Okay, şimdi bu kuruyacak. Sonra üstüne gloss'unu süreceğim ve çok güzel olacak. Şimdi bir de beraber giyinelim videosu çekeceğim. Ben de bu kamerayla çekeceğim. Ondan sonra da çıkabiliriz. Aynı giysem acaba? Gerçekten 45 dakika çabayla yaptığım kombi. Fena olmadı. Çantamı alıp çıkayım artık bence. Çünkü saat 12 oldu. Yani bir saatte saç makyaj yaptım. Bir saatte de anca giyindim. Ya. Az önce bir amca camıma böyle tık tık yaptı geçerken. Açtım böyle ne oluyor? Dedi ki arabanın rengi çok güzelmiş, sana da çok yakışmış. Çok tatlı. Çok mutlu oldum. Aşırı mutlu oldum ve hava sıcak. Gideceğim yerin az buçuk nerede olduğunu anladım. Oradan park yeri muhtemelen bulamam. Onun için yolun üstünde bir yere bırakır geçeriz. Şimdi gözlük bu yapacak takınca. Hadi ama. Burada salak gibi kalacağım az sonra. Take it, take it.
Evet hayatım. Başlıyoruz. Gel biraz daha. Tamam. Oldu mu? Çok uzun şey yapmıyorsan iyi. Şey mi var? Sıkıntı mı oluyor burası? Yok. Ha iyi tamam. Evet geldik. Şimdi buradan Feni'ye bakacağım. Çok güzel şeyler var gibi görünüyordu. Galiba seçtim bile. Şu. Siparişi buradan mı veriyorum acaba? Bir tane special 7 rica edeceğim ben. Boyutu ne kadar sandviç için? Şöyle rica etsem, onu ikiye bölüp yarısını bana baget sarabilir misiniz peki? Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İşin kötü tarafı yanımda bunun şarj aletini getirmeden ve şarjı bitiyor. Yani... Çok kötü. Neyse, ben şimdi kapatıyorum, az sonra geleceğim. Bu arada bu yarısı, yarısını paket yaptırdım, bu yarısı. Yani, wow. Pestoları çok güzelmiş. Çok sevimli bir yere geldim. Bir sürü kupa var. Ve kupanızı seçiyorsunuz. Çok tatlı. Şimdi burada birazcık kurgu yapacağım. İşlerimi halledeceğim. Kahve içeceğim. Etrafı göstereyim. Çok tatlı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Gittim, bayağı güzel çalıştım oturduğum kafede. Saat bu trafik ne? 40 dakika diyor. Gittim, çok güzel çalıştım, çok da keyifli bir kafede oturduğum. Şimdi yolu çekmeyeceğim çünkü şarjım az, idareli kullanacağım, İstinye'ye gideceğim. Hazır evden çıkmışken şey yapacağım. Şeye uğramam gerekiyordu. Böyle birazcık tefal mefal gezeceğim. Kendime güzel bir tava takımı alacağım. Haydi çıkalım. Buradan çıkmamı bekleyen çok insan var. Çünkü muhtemelen millet park yeri arıyor. Haydi görüşürüz hayatım. Şimdi İstinye'ye geldim. Gram yer yok. Otoparkta korkunç bir vaziyet. İçerisi nasıldır asla tahmin edemiyorum. Hani bugün işte cuma, millet yılbaşından en son alışverişlerini falan yapıyor herhalde. Gezinmek için yanlış bir zaman olduğunu düşündüm ve eve geçiyorum. Çünkü çok kalabalık.
ve başım inanılmaz ağrımaya başladı. Bu arada saat de 5.30 falan oldu, yani 1.5 saatte döndüm bu tarafa. Bayağı efendime söyleyeyim şey bir gün oldu benim için. Neyi bir gün? Yorucu bir gün oldu. Trafik çok yordu beni. Onun için eve gitmeye karar verdim. Mental yorgunluk şekerim. Şimdi araba kullanıyorum. Kapatıyorum. Öpüyorum şekerim. Haydi bay bay. Ceza kesecekler yoksa bana. Arabamın iç aydınlatmaları nasıl? Mor mor. İkonik bence. Hop, let's go. Evim evim. Güzel evim. Çocuğum çocuğum. Güzel çocuğum. Sandviçimin yarısı da burada. Nasıl bir baş ağrısı bu? Gerçekten başım çatlıyor ya. Delireceğim. Ben bir üstümü değiştirip geleyim hemen. Ondan sonra da acıktım, bir şeyler yiyeyim. Bamya yiyeceğim. Konik bamya yemeyim ve ben mutluyuz bu aralar. Bu baş ağrısının 3 sebebi olabilir. 1- susuzluk, 2- açlık, 3- gerginlik. Benim yönüm, ya benim oyum hem susuzluk hem gerginlik. Çünkü hani yemek yiyeli öyle 15 saat olmadı yani. Bu kadar açlıktan başım ağrıyacak kadar olmadı en azından. Hazır yemek yaşasın. Su da içiyorum bu esnada. Luku? Bebek? Özlemiş beni bu kızca. Yemin ederim çok fena ağrıyor başım. İlk İstinye'ye gitmemişim çünkü biliyorum kendimi oraya girdiğim anda böyle geberecek. İstinye'ye bak, hafta içi bile olsa, gerçi bugün cuma. Bence hani çoğu iş yeri cumartesi de vermiştir ya da insanlar da bora almıştır. Millet tatil bağlıyor. Agora şu an var ya böyledir. Şey İstinye, Agora dedim. Agora beni andı. Niye İstinye'ye gittin diyecek olursanız, hem orada M Plus var şeye bakmak için. Neydi adı? Sage'in kahve makinalarına. Hem MediaMarkt var. Orada süpürgeler vardı. Süpürgeye bakacaktım. Bir de aynı zamanda hem işte M Plus'tan, M-San'dan, Tefal'den, Zwilling'den falan şey bakacaktım. Tava. Yiyeyim de gitsin. Sherry Sherry Lady Na 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 emotion Na 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 na. Yemek yiyeceğim, ondan sonra beraber hediye paketleyeceğiz. Bence yılbaşı vlogumun en güzel kısımlarından birisi olacak. Heyezanlıyım. Artık açlık baş ağrısı olduğunu düşünmeye başladım. Hemen ağzıma bir şeyler atacağım. Yaş mama mı istiyorsun yoksa sen? Allah'ım iyice ağrısızlaştın ha. Sen var ya, sen çok ağrısızlaştın. Beyim koptu ağrıdan. Sakinim falan. Çıldırıyormuşum burada. Şunları kapat. No, Penny, come. 5 weeks. I know. I'm sorry. It's you have my cell number. It only works if you answer it. Yeah, 911. My dad collapsed. He can't breathe. Luku bence çok sıkılmış. Onun için biz birazcık oyun oynayacağız. Gel. 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 Zıpla. Ver kız. Tak. Anam. Aşkım dikkat et. Gel. Gel. Ama masanın altına girme, kaçak dövüşüyorsun. Böyle sıkılan kedi mi olur ya? Ben böyle sıkılan kedi görmedim. Oynamıyorum ben seninle. Sen çok kaçak dövüşüyorsun. Gel. Sonra bütün hırsını benden çıkartıyorsun. Oyun oyna azıcık. Ooo kral. Hadi. 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 Zıpla. Lan oğlum kalk da oyna ya. Tembel, çok tembel. Yatarak oynuyor. Bitti ama yatarak oynuyor. Kalk yerinden. Birazcık enerjini al diye şey yapıyorum. Sıkılmışsın da, oyun oynatıyorum sana. Yatarak oynuyorsun. Annesine çekmiş ayol. Ben olsam ben de yatarak oynardım. Fake attın bana. Bana fake attın, hiç hoş değil. Kızım koparma ama, koparma ipi.
Oyuncak dayanmıyor bu kediye bak. Gerçekten en büyük problem. Bir sürü oyuncak alıyorum bu çocuğa. 3 gün sonra ya topunu söküyor ya bir şey yapıyor. Ya kopartıyor. Çok hoyrat oynuyor her şeyle. Her şeyi koparmaya oynuyor. Öldürmek lazım diyor önce. Avlanıyor ve yemeden önce avını öldürüyor yani. Sen tembelsin. Tamam mı? Kız kalk ayol. Aa yok yok bu kalkmıyor. Yok sana oyun. Yok sana oyun. Yemeğimi yiyeceğim. Tamam mı? Yemeğimi yiyeceğim. Rahatsız etme beni. Gerçekten. Yatarak oynuyor ya. İyice bana benzedi kedi. Baş ağrım geçsin diye birazcık uzandım. Şimdi tekrar sahalardayım. Paketleme malzemelerimi getireyim ve paket yapalım. Bu paketleme kağıtları geçen seneden. Güzel görünüyor mu ya? Hiçbir şey görünmüyor gibi hissediyorum. Geçen seneden daha kolay paketlenecek hediyeler aldım. Geçen sene aldığım mumları sarmak için şekilden şekle girmiştim hatırlarsanız. Bu bir. Sadece bunları böyle kağıda saracağım. Ve Martinito. Sırada yılbaşını beraber geçireceğimiz arkadaşlarıma aldığım hediyeler var. Evet, Noel Baba geldi. İşte şimdi başlıyoruz. Şimdi bunları ben çok düşündüm, tamam mı? Ne alsam, ne yapsam falan diye. Tek parça bir şey almak beni tatmin etmeyecek. Çünkü hediye konusunda şov yapmayı severim biraz. Onun için ben de Ezgi tarzı şey yapmak istedim. Bir hediye seçkisi. Şimdi her birinin içerisinde bu şekilde paketlere koyacağım. Her birinin içerisinde bir tane yılbaşı kahvesi. Şu şekilde mümden. Bir paket Antep fıstıklı muska, bir tane sıcak çikolata, bir tane el kremi ve bir tane de yüz maskesi. Kendimce şey oluşturdum, paket oluşturdum. Şu şekilde yapıştıracağım ve kapanacaklar. Böyle bir şey hazırladım. Benim böyle bayağı hoşuma gitti bu tarz bir şey. 6 tane hazırlayacağız. Lüko Hanım geldi. Tabii ki bir göz atacak yaşananlara, olanlara. Sıcak çikolata ve maske. Bir de bir sürü çay şeyi koymuşlar içerisine. Şimdi bu kahveleri aldığım yer normalde çaycı. Aslında içlerine böyle birer tane de çay sample'ı koyabilirim. Bence güzel olur. 7'şer tane almışım hepsinden. Yanlış hesapladım mı acaba, yoksa ekstra bir tane daha hani şey mi yaptım, yedek hani bir şey olursa. Çünkü 14 çift olacağız. Kızlar hediye geçiyor sadece. Erkeklerin çok hani umurunda olmadığı için. Toplam 7 kişiyiz. Yani 6 kişiye hediye vereceğim aslında. Fazla fazla almışım yani. 4, 5 bu sonuncu. Kahve. Çikolata. Maske. El kremi ve muska. Minik çaylardan kaç tane var? 6 tane bunda var. Bunda bayağı var. Şöyle 6 oldu. Hepsine de böyle ikişer tane çay atıyorum. Bence beyler de hediyeleşmeye katılsaydı mutlu olabilirlerdi. Fazladan paketim de varmış aslında. Diğerlerini de hiç sarmayıp bunlara koyabilirmişim. Bana hediye kraliçesi dersiniz artık. İçlerini kontrol edip bazılarını kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 parça. A
Aslında bana hediye geldiler ama şu tuzluklardan da birer tane koysam bence çok cici olur. Zaten orada 4-5 tane daha var hala. Çay vakti. Bir de mandalina. Araloğum bittiğine inanamıyorum bu arada, şaka gibi. Görüyorum ki yerimi kapmışsın. Kendini savunacak mısın? Hı? Mandalina kokusunda bayılırsın zaten. Pati mesafende durmak istemiyorum. Her an beni dövebilirsin çünkü. Kalkmayacaksın mı? Asla kalkmayacak. Ama ben de uzanıp dizi seyretmek istiyorum kızım. Olmaz mı? Çok pis bakıyor. Herhalde bana bir tane koyacak gibi. Ay korktum. Aynı hareketler yapma Luka. Kalk. Özür dilerim ama kalk yani. Kalkmıyor. Kavga edeceğiz. Vallahi diyorum bak. Hadi git. Aferin. Şimdi biz Berksu'yla şey seyrediyoruz. The Street Woman Fighter seyrediyoruz. Akşamın planı değişti. Akşam oturup ben dizi seyredecektim yoksa. Dur mikrofonu kapatayım da. Street Woman Fighter seyretmeye başladık. Kendime tabak hazırladım. Erik var, peynir falan var. Onlarla takılıyorum. Evet, bizim Discord faslımız bitti. Şimdi makyajımı falan çıkarmaya gideceğim. Luku Hanım benim gece şu saatlere kadar bilgisayar başında oturmamdan bıkmış olacak ki böyle bitkin bitkin yatıyor. Anne ne olur artık uyuyalım diyor. Luku bazen fazla korkuyor. Aralok bitti. Bir şey diyeceğim, ben ufak tefek inanamıyorum. Hani yılbaşı geldi, sonunda o tarih geldi. Ben bu Aralok'tan bayağı keyif aldım. Umarım siz de almışsınızdır. Her ne kadar ben negatif yorumlara karşı biraz daha hassas olsam da bu aralar. Işıklar ayarlandı. Kapı kilitledim zaten az önce. Makyajımı çıkartacağım ve uyku moduna geçeceğim. Umarım bu arada sizin de beğendiğiniz bir seri olmuştur. Çünkü gerçekten benim için güzel bir dönemdi. Bu arada geçen işte banyo yaptığımda yeni bir vücut peelingi kullandım. Gene Sinoz'un. Normalde Sinoz markasını pek sevmiyorum ama vücut peelingi bence gerçekten çok güzel. Onu işte yeni versiyonu çıkmıştı. Çilekli olan, onu kullandım. Banyom böyle ama onu kullanalı 2 gün oldu. Ve buram hala çilek kokuyor. İnanılmaz bir durum bence. Benim saç bantlarım gene burada yok. Luku çekil. Çekil yüzümü yıkacağım. Araloga veda olarak. Yüzümü yıkacağım. Çekilir misin? Çekilsene. Ben açacağım suyu. Açacağım. Kaç. Bütün totosu ıslandıktan sonra ancak kaçabilen Luku. Maskara çıkarma olimpiyatları başlamıştır. Bir de miseler suyuyla şu maskaramı iyice çıktığına emin olayım. 2024'teki tek hedefim şu an şu sivilcelerden kurtulmak olabilir gerçekten. Temizlenelim, yıkanalım. Gene cildime hiçbir şey sürmemeye devam ediyorum. Bugün de cream con. Bu sivilceler başka bir şeyle. Aralogu da cilt bakımıyla bitirdim. Resmen cilt bakımıyla başladım. Cilt bakımıyla bitirdim. Bir de lip balm tabii ki. Bu da bitti. Evet. Açıyorum saçları da ve yatmaya gidiyorum. Evet aşkolarım. Aralogu burada bitiriyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ki zaten gelen yorumlardan hani çoğunluğun hoşuna gittiğini anlamış bulunmaktayım. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Eğer bütün bölümleri sonuna kadar izlediyseniz ayrıca çok teşekkür ederim. Çok, benim de çok hoşuma giden bir seri oldu. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Umarım bundan sonraki serilerde de buluşuruz. Seneye görüşürüz deyip böyle fırlıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki vlogda görüşürüz. 2024'te. Bye!